Merhabalar. Şimdi IKEA'dan yaptığım alışverişlerden bahsetmek istiyorum. Neler aldım? Bir bakalım sizlerle beraber. Şöyle bir tuvalet fırçası var. Bu gerçekten çok sağlam ve çok daha uygun fiyatlı hiç olmazsa. Kullandım ben. Ve daha sonra değiştirmek istedim. Belli bir süre geçince zaten kötü oluyor. Bunların fiyatlarını da söyleyeceğim. Evet, tuvalet fırçası 15 TL. Arkadaşlar şöyle koyuyorum. Şimdi şu şekilde bir baharatlıklar var. Biliyorsunuzdur. Çok meşhur zaten. Ben de zaten kullanıyordum. Onu da size hemen göstereyim. Şu şekilde böyle kullanıyorum. Gayet de güzel, memnunum. Bunların devamını almak istedim. O yüzden bir set yapmak için bunlardan iki tane aldım. Baharatlıklar 40 TL. Bunları böyle 4 tane var içerisinde. Daha sonrasında devam ediyorum. Şöyle bir lavabo fırçası var. Artık nereye kullanırsanız, klozete de olabilir, normal lavaboya da olabilir. Bulaşık fırçası olarak geçiyor. Bu da 4 TL. Bu da güzel, yani sağlam ve gayet uygun fiyatlı. Daha sonrasında şöyle bir spatula. Bunu hiç görmemiştim. Sanırım yeni çıkmış. Ve şöyle telefon tutacağı var. Bunu zaten biliyoruz. Bunlar ne kadarmış? Spatula 13 TL'ymiş. Ve diğer telefon tutucusu da 10 TL. Evet, şöyle bir nihalemiz var. Bu da çok biliniyor. Sevilen bir ürün. O yüzden ben de almak istedim. Sağlam, gayet güzel kullanılıyor diye duymuştum. Pahalı diye hatırlıyorum. Evet, 23 TL. Bu nihalemizi de şöyle koyuyorum. Ve bir mutfak seti aldım. Bunları zaten çok istiyordum. Bazı çizilmemesi gereken tavalarımda kullanmak için. Ve bu da 40 TL, bu şekilde seti. Şöyle keçe korucular aldım. Yani bu ürünü hiç görmemiştim. Bütün bu masaların altına keçe yapabilmek için, böyle hani ses çıkmasın, aşağıdaki komşularımıza rahatsız olmaması adına bunu aldık. Bunun da bu şekilde 3 TL. Hem de çok da gayet uygundu. 3 set aldık o şekilde. Şu kupa indirimdeydi. Böyle 15 TL'ydi normalde. 10 TL'ye düşmüştü. Evet, şöyle bir fırçamız var. Bu da 15 TL. Mangal fırçası da olarak kullanılabilir. Veya işte pasta, böreklerde kullanılabilir. Böyle sağlam bir şey istiyorum açıkçası. Alıyorum alıyorum. Daha sonrasında kopuyor, ağzı çıkıyor falan. Böyle sağlam bir şey almak istedim. Böyle bir ürün var. Bu ürünü biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hamur kesmek için kullanılıyor. Ya da bir kaseyi falan temizlemek için. Diyelim ki hamur yaptınız, kek hamuru yaptık falan. Bunu bu şekilde tutup böyle temizlemek için kullanılıyor. Görmüşsünüzdür belki. Bu da ne kadar? Kadarmış 25 TL'ymiş. Bir de şöyle IKEA'nın ünlü mü ünlü, bunu aldık. Bu da 7,99 TL'ydi sanıyorum ki. Ben çok severek kullanıyorum bunu. Çok sağlam gerçekten. Yavrarsanız kesinlikle ve kesinlikle bu ürünü alın derim. Arkadaşlar, şu tabaklardan da kendime 6'lık bir set yaptım. Bunları da böyle göstereyim. Çok sade, yani misafire bile kullanılacağını düşünüyorum ben. Hafif. Ve öyle çok da kolay kolay kırılmıyor açıkçası. Ben kolay kolay kırılacağını düşünüyordum. Bunlardan da böyle sade ve şık olmasını istediğim için böyle bir set yaptım, 6'lık. Eğer ihtiyaç duyarsam 8'liğe ya da 10'luğa, 12'liğe çıkarırım diye düşündüm. Bu şekilde IKEA'nın öğütücüleri var. Tuz veya karabiber olarak kullanabilirsiniz. Bundan iki tane aldım. Bu şekilde tuz ve karabiber için kullanacağım. Bunun fiyatını hemen söyleyeyim. Bu da 40 TL'ymiş. Evet. Daha benim çok severek kullandığım ve çok uygun olan şöyle kaseler var. Bu kaseleri 5 TL'ye almıştım en son. Yine devam ediyorum. Bu şekilde kupalar aldım, böyle iki tane çay için kahvaltıda. Bunlar da böyle sade ve hoş. Ne kadarmış? Bunların da ikisi 24 TL'ymiş. Ve daha sonrasında başka da bir şey kalmadı. Bakıyorum, bu kadar alışverişim.